Cem TV ekranlarından günaydın. Yine her sabah olduğu gibi saat 10'da sizlerin karşısındayız. Bizim kadınlarımızın bugünkü konuğu ünlü estetik cerrahi uzmanı Onur Erol olacak. Kendisi şu anda yanımızda. Her gün olduğu gibi kadınlarımızla ilgili konulardan bahsedeceğiz ama estetiğin hem sağlık açısından problemlerini, sağlık açısından önemli noktalarını konuştuğumuz gibi biraz estetiğin magazinsel kısmına da gireceğiz. Eğlenceli bir konu olmasını istiyorum çünkü estetiğin. Yine Onur Erol'a eğer soru sormak istiyorsanız, iletmek istedikleriniz varsa, programla ilgili görüşleriniz varsa bize hem canlı yayın numaralarımızdan 0212-627-4848 numaralı telefonlarımızdan, mail adresimizden bizim kadınlarımız @cemmedya.com'dan ulaşabilirsiniz. Ve bize SMS de yollayabilirsiniz. 3580'e Cem TV yazıp bir boşluk bırakarak mesajınızı yazdıktan sonra 3580'e yollayabilirsiniz. Onur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Şimdi estetik ve güzellik deyince benim aklıma tabii ki de herkesin aklı geldiği gibi siz geldiniz ve çok teşekkür ediyorum bu davetimizi kabul ettiğiniz için rica öncelikle. Rica ederim. Memnuniyetle. Çok teşekkür ediyoruz. Ben önce şeyden başlamak istiyorum. Türkiye'de özellikle estetikle ilgili inanılmaz bir şey var, talep var. Estetiğe Türk kadınları tarafından yavaş yavaş erkekler de başladı tabii ama Türk kadınları estetiğe işte dudak olsun, göz kaş kaldırma olsun, göz kapağı gelme birçok özellikle dış görünüşle ilgili olduğu zaman yüze özellikle çok rağbet ediyorlar. Bu kadar rağbet var ama Türkiye'nin kadınları güzellikte nerede? Yani Türk kadınları güzellikte dünya oranında ya da kendi çapımızda nerede? Bence Türk kadınları dünya çapında iyi bir yerde. Yani ben bunu bir kez daha dile getirmiştim. Herhalde ülkeler arasında ilk üçe girecek bir konumda. Türk kadını güzel bir kadın. Evet. Ya yeter ki kendisine bakmasını bilsin, kendisini korumasını bilsin ve o güzel görüntüsünü ortaya çıkarabilsin. Bozmadan ortaya çıkarabilsin. Bunu yaptığı zaman hakikaten ilk üçteki en güzel kadınlar bizde. İlk üçte derken diğerleri kimler? Biz böyle bir kıskanarak soralım. Tabii ilk üç derken bunları ayırmak hani birinci, ikinci, üçüncü demek Ukraynalı doğru değil ama. Bayanlar özellikle kadınlar çok güzeller değil mi? Neresi? Ukrayna. Ukrayna hakikaten güzel çünkü Rusya. Oranları güzel. Evet. Yani yüz oranları hoş o bakımdan. Bir de çekicilikleri tabii hani sarışın olması falan ama Esmer'in de güzelliği bambaşka. Bu sarışınlar niye bu kadar çok ilgi görüyor hocam? Şimdi niye erkekler sarışın kadınları beğeniyor? Şimdi herhalde sarışın miktarı şeyi az olduğu için. Sayısı az olduğu için öyle bir durum var. Evet sarışını beğenir ama gene Esmer'le olan şey ilişkisi ve beğenisi de çok fazladır gene erkeğin bence. Diğer böyle birazcık ülkenin güneyine gittiğimizde de özellikle esmer kadınlar orada da daha çok ilgi görüyorlar. Çünkü oralarda da sarışınlar çok fazla. Yine çoktur. Renkli açık renk gözlüler daha fazla. Çok doğru. Erkekler de öyle. Esmer olan erkekler kuzey ülkelerinde çok daha ilgi görüyorlar kadınlardan. Yani karşı sekste de aynı şekilde. Daha çok ilgi oluyor o kadar. Peki biraz önce dediniz ki kendi güzelliğini, doğal güzelliğini bozmadan yaşamına devam ettirebilirse evet o da güzel olabilir. Her kadın özellikle Türk kadını güzel dediniz. Türk kadını özellikle hani vücut yapısı olarak kendine bakmıyor. Yani spor yapan yani erkekler için de bu böyle ama biraz da sporu şey yapmıyoruz, önemsemiyoruz. Hayatımızın içine çok almamışız oranlara, istatistiklere bakıldığında. Bunu mu kastediyorsunuz? Birazcık daha iyi beslenme, spor bunlar olduğu zaman daha mı güzel olacak insanlar? Efendim şimdi ben genç gruba bakıyorum. Genç gruba şöyle baktığınız zaman kendine bakımlı, giyimli, bu kişilerin güzelliği çok hoş bir güzellik emin olun. Yani onlar kendine baktığı zaman derken bir saçını doğru dürüst yapma, gözlerini doğru dürüst boyama, makyajını abartıya kaçmadan hoş bir şekilde yapma ve vücuduna dikkat etme. Bakıyorum boylu poslu güzel insanlarımız çok.
Bunların tabii ki beslenmeyle ilgisi var. Tabii ki sporla ilgisi var. Bir de kültürle de ilgisi var. Ne kadar çok kültürü artarsa, ne kadar çok bilgisi artarsa kadının da bu alandaki uğraşı da artmaktadır. Bu kültür artma ille de okulda olması şart değil. Bugün medyada birçok örnek alıyor insan. Kadınlar olsun, erkekler olsun. Bunları örnek alarak da bir kültürünü arttırmış oluyor değil mi? O bakımdan yani Türkiye'de şu anda güzellik unsuru küçümsenmeyecek kadar çok bence. Siz şimdi uluslararası tanınan bir isimsiniz. Ama açıkçası Türkiye'de belki benim yaşım gereği ben sizi Deniz Akkaya'yla tanıdım. Yani sene herhalde 96 falandı. Olabilir, evet. Ben ilkokulu yeni bitirmiştim. Deniz Akkaya'nın bir ameliyatı, özellikle bir burun ameliyatıyla siz gerçekten gündeme oturdunuz. Ve bunu çok güzel bir oranda yaptınız. Ben dün de inceledim. Sizin kataloglarınızda estetik yaptığınız ünlüleri de inceledim. Sizin yaptığınız hiçbir burun birbirinin aynısı değil. Özellikle benim son zamanlarda şöyle bir etrafıma baktığımda hep aynı tip kadınlar görmeye başlıyorum. Ama sizin böyle bir özelliğiniz var. Tabii ki de kesinlikle o yüzden tercih edilen bir isimsiniz. Çok doğru söylüyorsunuz. Evet. Çok doğru söylüyorsunuz. Çok güzel bir noktaya geldiniz. Efendim, her insanın yüzü değişik. Evet. Her insanın bakışı da değişik. Şimdi siz onu değerlendirmeden bir işime kalkarsanız, rutin bir şey yaptığınız zaman hem güzelliği veremezsiniz o kişiye, hem de o rutinin içinde adeta biraz da kanıksanmış çirkinlik de katarsınız. Ona çok dikkat etmek lazım. Şimdi bize hastalar geliyor mesela, birilerini beğeniyor. Siz Deniz Akkaya dediniz, öbürü Petek Dinç'i çözüyor, birisi başka bir şey söylüyor. Bununla istiyorlar ha, değil mi? Yani istiyor meselesi değil, yani onu beğeniyor olabilir, onu da beğenebilir. Ama hiçbiri ne Petek Dinç'öz ne Deniz Akkaya. Ve ben onlara söylediğim şey şu, Petek Dinç'ozun burnunu Deniz Akkaya, Deniz Akkaya'nınkini Petek Dinç'öze koysan ikisi de karikatür gibi olur. Öyleyse insanın yüzüne, yapısına, oranlarına göre bu işi ayarlamanız lazım. Ve bir tek, başka da bitmiyor, sadece burunla da bitmez. Yüzün elmacıkları var, çene var, göz kapakları var, kaşlar var. Buralara da küçük rötuşlar yaptığınız zaman o güzellik artar. Bizim görevimiz o güzelliği ortaya çıkarmak. İnsan, her insanda güzellik var. Ama bizim en önemli şeyimiz o güzelliği bulup ortaya çıkarabiliyorsak biz muvaffak olmuş oluyoruz. O yüzden sizin değindiğiniz konu çok önemli. Gerçekten öyle. Aslında sonlara doğru soracaktım ama şimdi sırası geldi gibi geliyor. Bana sormak istiyorum. Size böyle çok uçuk ameliyat istekleriyle estetik olmak isteyen kişiler geliyor mu? Nadir olarak gelir. Evet. Eğer biz onları uygun bulmuyorsak geri gönderiyorsunuz. Evet, nazikçe reddederiz. Ruhsal sorunları olabilir bunların, çok nadir kişilerin. Onlara dokunmayı istemeyiz. Çünkü hem ona zarar vermiş oluruz hem de kendimize zarar vermiş oluruz. Bu bakımdan ona çok dikkat etmek lazım. Yine bu burun ameliyatıyla ilgili istekler ne oluyor? Her konuda. Türlü. Her konuda. Mesela benim yüzümü baştan aşağı değiştir dediği zaman bir soru işareti. Evet. Ne istediğini bilmeyen hastası. Ben kendimden nefret ediyorum. Çok çirkin bir şey. Olmaz. Bunu söylediği zaman bir tuhaf. Hiç kimse kendine nefret etmemeli bir kere. Eğer kendini sevmezse insan, bizim ona yardımımız daha az olur. Onun için o sevgiyi muhafaza etmek lazım. Sevgi son derece önemli. O ışıldığı vermezseniz kendinize, biz istediğimiz kadar anatomiyi değiştirelim, hiçbir şey olmaz. Şimdi biz özellikle kadınlar bir kuaföre gittiğimiz zaman bile saçımızı 3 kere değiştirdiğimiz olabiliyor. Doğru. Aynı şekilde bir sabah bir giydiğimiz kıyafeti defalarca çıkartıp beğenmediğimiz oluyor. Maalesef hani biz sizler gibi evet giydim çıktım ya da saçımı yaptım çıktım olamıyoruz. Siz peki hani kadınların böyle bir karakter özelliğine, kadınlar böyle bir karakter özelliğine sahipken siz onlarla nasıl baş etme yöntemleri uyguladınız? Yani bunun püf noktalarını herhalde tecrübelerinize zaman zaman şey yaptınız, bunları yerli yerinde kullanabildiniz ama ilk başta zorlandınız mı? Vallahi bilmiyorum, herhalde zorlanmışızdır. Ne de olsa bu bir evre. Kendiniz bu işleri yaparken aynı zamanda eğitiminizi de arttırıyorsunuz. Tecrübenizle eğitiminizi de arttırıyorsunuz. Birçok şeyi de hastadan öğreniyorsunuz. İnsan insana çok şey katkı verir.
biliyorsunuz. O katkıyı alıyorsunuz. Almasını bilirseniz alıyorsunuz. Almasını bilmezseniz tabii ki almıyorsunuz onu. Şimdi o hanımlarla uğraşmak değil de o hanımlara bu konuyu iyi anlatmak gerekiyor. Kendisine ne yakışacağı, ne yakışmayacağı. Mesela kafasında bir şeyle gelmiş olabilir. İşte bizim bu işimizde kolaylaştıran seneler önce benim ilk başlattığım senelerde 96'larda bile ben kompütüre başlamıştım ki. Şimdi daha da gelişmiş bir şekilde bu kompütür programları var. En azından orada bir simülasyon yapıp yani bir planlama yapıp o planlamayı hastanın da görmesini sağlıyoruz. Bu planlama ona ben size bu burnu yapacağım demek değil. Orada önünde araştırıyorum. O önünde acaba hangisi uyar? Nasıl uyar? Uymayan bir şeyi böyle olsun acaba evet. Nasıl olur dediğinde onun dediğini ben muhakkak kabul etme zorunda değil mi? Etmem zaten. Evet, eğer çok şeyse çok şey yapıyorsa ben planımı yapıyorum onu. Oraya bir kere save ediyorum. Sonra bakın diyorum sizin söylediğiniz şeyi ben size yapayım ne kadar çirkin olacak. Onu yapıyorum ve görüyor. Bu da nadir oluyor. Yani bunu da isteyen kişiler de çok az oluyor. Gerçekten o söylediği, düşündüğü şeyin ne kadar çirkin olduğunu görüyorsunuz. Sizin o kuaförde saçımı değiştireyim ettiğimiz olay da bu. Şimdi o kuaförün de birazcık onu görmesi lazım. Yani bana gelen kuaförler de var. O kuaförlere de ben onu dersi veriyorum diyorum ki siz diyorum kuaför olarak eğer kişiye göre o saçı ayarlamazsanız o kişiyi güzelleştirmezsiniz, çirkinleştirmezsiniz. Ben şu model saç uçuyorum sana yakışmaz ki o. Yakışmayan bir şeyi enginar gibi kafalar mesela son derece çirkin. Yani o yüze gidecek mi gitmeyecek mi? Hangi yüze nasıl bir saç lazım? Bunu da o kuaförün de birazcık sanatını ortaya koyması lazım. Demek ki güzelliği görmek ve yaşamak lazım beraber. Kişiyle beraber yaşamak lazım. Hiç peki modası geçmeyecek estetik ameliyat hangisi? Herhalde burun. Burun. Bir kere ülkemizde burun. O kesin çünkü bizim ülkemizde en çok yapılan, en çok istenen burun ameliyatı. Fakat tabii ki diğerleri de muhakkak gene de estetik olarak her zaman için talep edilecek konular. Mesela burunları çok ufak olan kişiler var. Bunlar hani popüler isimler de var. Ama çok küçük bir diyelim çok ufak bir kemik oluyor ve bununla oynamak istiyorlar ve gerçekten gördüğümüzde sonuç çok kötü. Hani minicik bir burnu var zaten. O kemiği oradan törpüle etmek için bir ameliyat oluyor ve gerçekten çirkin bir görüntü oluyor. Siz sanırım bunları da hayır diyorsunuz. Tabii ki onlara o zaman ne yapmak lazım geliyor? Kıkırda kalıp bir yerden oraları bu sefer büyütmek gerekiyor. Zaten çok küçük bir burnu kalkıp ameliyat edip küçültmeye kalkarsanız en büyük hatalardan biri yapıyorsun. Evet. İşte oran meselesi o. Alın, değil mi? Orta yüz, çene, elmacık. Bütün bunları tasarlamanız lazım. Küçücük bir burnu varsa bir de siz küçültürseniz karikatür. Karikatür istediğiniz kadar şekil olarak güzel burun olsun. Güzel burun karikatür yüz olur. Hep ben bu tabiri kullanırım. Olmaz. Muhakkak onu yüze göre ayarlamanız lazım. Artık cerrahlar da ya da daha doğrusu doktorlar da bunu artık şeye dökmüşler biraz. Hani para olayına dökmüşler. Gelin hani o küçük etinizi almışken burnunuzun üstünde de şöyle bir, ufak bir kemik var onu da törpüleyelim diyorlar. Bu da ne kadar yanlış. Yani bilmiyorum para olayı mı yoksa hani biraz tecrübe kazanın daha çok ameliyat yapıp burnunda daha çok öğrenelim mi? Hepsi karışık birazcık. Hepsi karışık ama hekim hakikaten baktığı zaman ne yapması, bir kere kendine saygı duyması lazım. Evet. Birinci derecede kendine saygı duyarsa karşısındakine de saygı duyacaktır. O saygıyı bozmamak lazım, hekimliğini yapması lazım. Gerekmeyeni yapmamak lazım. Evet. Karşıdaki istese dahi yapmamak lazım. Bu sadece burun olayında değil. Mesela geliyor, benim biraz yüzümü çeker misin? İhtiyacınız yok. İhtiyacınız yok. Ama sizin ihtiyacınız böyle minik minik şeyler. Fırtışlar, dokunuşlar. Evet. O dokunuşlar yaparsak sizi daha bunlar idare eder. Anlatabildim mi? Bunları onlara söylemek lazım. Bunu açıkça söylemek lazım. Yoksa gelin ben sizin işte yüzünüzü de gereyim. Lüzum yokken gereyim olur mu? Gepe genç bir kızın yok bacaklarına gereyim. Olacak iş değil. Ancak o yaşlanacak, börsüyecek filan. Mecbur olacaksınız onu germeye veya karnına germeye. Ona kalkıp da o istedi diye yaptığınız zaman, hasta istedi diye hiç mantıksız bir şekilde ona gittiğiniz zaman o hekimliğinizi kaybetmiş olursunuz. Hekimlik
ciddi bir meslek ve ne bileyim sadece ciddi değil ama gurur verici bir meslek. O gurur verici mesleği hayatta hayatını anlamak gerekiyor. Lazım. Evet. Bunu nadir olarak belki o söylediğiniz kişiler yapabilir ama çoğunluk öyle olmaması gerekir zannediyorum. Ben de öyle. Çoğunluğun öyle olduğunu düşünmüyorum. İşte arada birkaç tane isim var. Olabilir. Görüyoruz, duyuyoruz doğru, da. Doğru. Peki estetik yaşı minimum ne kadara kadar düştü? Şimdi bakınız estetik yaşı derken işler biraz karışıyor. Mesela dudak yarıklı çocuk doğmuş. Evet. Hadi bakalım üçüncü ayda. O da estetiğe giriyor. O plastik cerrahiye giriyor tabii. Rekonstrüktife giriyor ama evet. O da ama estetik olarak bir güzellik başlıyor değil mi orada? Evet. Onu çünkü aile çok mutsuz oluyor ondan. Evet. Etraf mutsuz oluyor. Etrafın lafları onları mutsuz yapıyor. Çok büyük acılar çekiyor tabii aile. Biz fotoğraflarını görünce dayanamıyoruz. Tabii. Peki estetik kulak? Kulak, kepçe kulak. Evet. Çocuklar ya ne yapacak okulda? Bunlarla alay edecek. Evet. Alay edince o çocukta büyük ruhsal bulanımlar olacak. Onu içine atabilecek, agresif olacak veya kapanabilecek. Bunları biz yaşıyoruz, biliyoruz. Onun için okula gitmeden bunların çözümlenmesi lazım. En erken yaş 5 yaş. 5 evet. yaşı doldurunca demek ki o kepçe kulağın tedavisi çok basit. Onu düzeltmek ve arkadaşların onunla uğraşmasına mani olmak. Evet. İşte psikolojik olarak o çocuğu ne yapmak? Kurtarmak bakımına. Orada başlıyor. Ondan sonraki yaşlar ne var mesela? Erkekte memeler büyük. Genç çocuk. 15-16 yaşında. Denize gidemiyor. Arkadaşının yanında soyunamıyor. Ne yapmak lazım onu? Onu da kurtarmak lazım. Genellikle o muhakkak yağ toplanması o. Ve o çocuk zannediyor ki benim erkekliğim yok. Bir komplekse kapılıyor. Evet. İşte psikiyatriste götürelim falan psikiyatriste götürse diyor ki bunun o sorunu anatomik. Evet. Bunu düzelttiğiniz zaman bu çocuk normal. Çoğu zaman öyle oluyor. Hı-hı. Aileler kimisi ona hemen yardım ediyor. Kimisi ona biraz karşı çıkmaya çalışıyor. Çıkmamak lazım. Çünkü artık eskisi gibi değil olay. Minicik bir küçücük delikten oradaki yağ liposakşınla hele şimdi basal liposuction tekniği var onunla düpedüz bir hale gelebiliyor. Öyleyse o çocuğu da kurtarmışsın. Demek ki 16 yaş. Hı hı. Peki daha ondan sonra ne var? 17 yaşta kızlar. Burun ameliyatı. 17 yaş burun ameliyatı yapabiliyorsunuz. 17 yaş. Bazen çok iyi geliştiyse 16 filan ama ben ona 17 diyorum kızlar için. Erkekler 18 yaş diyorum. Çünkü erkeklerin biraz daha uzayabiliyor, gelişme evet. şeyleri devam edebiliyor. Öyleyse o devrede de estetik çokça oluyor. Ve özellikle bu gençler üniversiteye gitmeden bunu halletmek istiyor. Yeni yüzleriyle, yeni burunlarıyla tanınmak istiyorlar. Ancak burada bu çocukların kafasına sakın ve sakın senin burnun kötü. Senin gelin burnunuzu yapalım. Aman veya arkadaşlara burnunu düzelttirsene. Bu lafları etmemeleri lazım. O kişi kendinde bunu görüyorsa rahatsız hissediyorsa evet, tabii ki evet. ona muhakkak yardımcı olmak lazım. Hı hı. Ama kafasına başka böyle başkalarının bunu sokması doğru bir olay değil. Çünkü hı hı. o burnunla da güzel olabilir. İlle de çirkin olacak değil. Ha burnunu yaparsanız daha güzel olabilir. Kötü bir burun yaparsanız da çok kötü olabilir. Hı hı. Bir de tersi var. Ona göre de onun da seçmesi gereken bir olay oluyor. Hı hı. Siz bu sağlıkla ilgili olan, güzellikle ilgili olan ameliyatların yanı sıra erişkin bir insan diyelim kaza geçirdi, bir trafik kazası. Ve yüzünün belli bir tarafındaki işte parçalar kopuyor ya da inanılmaz hasar görmüş bir yüz de size geliyor. Sanırım bu hani güzelleşmek isteyen bir insandan ya da yarık dudakla doğmuş bir çocuktan daha zor. Kendini kabul etmiş, benimsemiş, hani kendini güzel ya da yakışıklı hisseden bir kişi size tamamen bozulmuş bir yüzle, görünümle geliyor. Bu kişilerle nasıl şey yapıyorsunuz, iletişim kuruyorsunuz? Efendim şimdi bakınız. Zaten plastik cerrahin temeli rekonstrüktif. Evet. Yani bu doğuştan olanlar sonradan edinsel olarak bozukluk yaşayan kişilere yardım için plastik cerrahi doğuyor. Ne zaman doğuyor? Birinci ve ikinci can harbinden sonra gelişiyor. Özellikle birinci can harbinden sonra. Bu birinci can harbinde neler oluyor mesela? Şarapnel parçaları, yüzün yarısı yok oluyor. Bunlarla kim uğraşıyor? Plastik cerrahi mi uğraşıyor? Evet. Yok.
Bakıyor, kim buna el atıyor? Hadi ben yardım edeyim sana diyen kişi plastik cerrahinin temellerini atıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bakın bizim tarihçemizde bu yazar. Öyleyse siz bunlarla uğraşırken o temeli iyi alırsanız estetik onun üzerinde güzel bir ne yapıyor? O güzelliği ancak elde ediyorsunuz. Yoksa o temele sahip olmadan ben estetiği yapayım, şurasını düzelteyim falan son derece hatalı işler de yapabilirsiniz. O temel çok önemli. Bizim işte plastik cerrahi olarak hem dudak yarıklarında doğuştan, damak yarıklarında, yüzdeki bozukluklarda, yanıklı insanlarda veya trafik kazasıyla bozulmuş insanlarda da yaptığımız olaylarda ne? Doku transferleri var. O dokuları oraya getirip bozulmuş dokuları tamir etmek var. Bunlar çok daha zor işlemlerdir. Ve bunları yaptığınız zaman bir sürü şey katkı yaptığınız gibi aynı zamanda da siz öğrenirsiniz. O öğreniminiz daha sonraki insanlara yardımınız için çok daha faydalı olacaktır çünkü. Yani o rekonstrüktif cerrahi bizim hakikaten asıl şeyimiz, temelimizdir. Asıl temelimiz. Peki şimdi kadınlardan bahsettik ama son zamanlarda özellikle erkekler de estetiğe ilgi duyuyorlar ve kadınlar kadar sanırım sizin kapınızı çalıyorlar. Bu son olarak bir ekonomi dergisi benden böyle bir istatistik istedi. Acaba nedir? Türkiye'de ne oluyor? Hani iş kadını, iş erkeğe falan. Bakıyorsunuz hakikaten meslek sahibi insanların buna olan ilgisi de çok fazla. Erkeklerde mesela 20 sene önce falan bu oran çok düşüktü. Yalnız Türkiye'de değil. Amerika'da. Amerika'da bir yüz germe erkek için düşünecek bir şey değildi. Ancak Liberace gibi sanatçılar filan yüz germe yapıyordu. Ama ondan sonra cumhurbaşkanları ameliyat oluyor, profesörler oluyor, iş adamları oluyor. Ve bu da Türkiye'ye ne oldu? Gelmeye başladı. Erkeklerde de kendine bakma gibi bir değişim oldu. Özellikle erkeklerde burun oranı çok arttı. Mesela estetikte erkek kadın oranı %10 isken erkekler, %90 kadın. Fakat burun ameliyatında erkekler %18'e çıkıyor. Çok ilginç. Demek ki burunda bu daha da önemli. Fakat erkekler neler daha çok? Dediğim gibi memelerinde, karnında, belinde yağ toplanmasından daha çok bize müracaat ediyor. Veya bizim güzellik kısmına gidip bunları halletmeye çalışıyor. Fazla kılları var, kabul edilmeyecek. Onları epilasyonla bizim güzellik kısımlarımızda aldırabiliyor. Veya gidiyor işte botoks yaptırabiliyor. Hem kadın hem erkek botoks yaptırabiliyor. Yeter ki onu düzgün bir yerde yaptırsın ve düzgün elde yaptırsın. Onun hiçbir zararı yok. Yeter ki FDA onaylı bir botoks olsun. Bunun da bir zararı yok. Ve ne yapıyor? Ameliyatsız güzellikleri seçiyor mesela. Gene o güzellik kısmında lazerler var. Gençleştirmeye yapan lazerler var. Cilt bakımı bunları alıyorlar. Evet. Ve incelme aletlerini alıyor. Spordan sonra çıkıyor. Onlara gidiyor. Baktık ya olmuyor. Liposuction'a geliyor. Ve biraz da şey olursa, efendim biraz yorgun görünümü olursa daha ufak şeyleri tercih ediyor yüzde. Örneğin 40 yaşlarında, 45 yaşlarında hani bir yüz germe yerine bir kaş asma. Efendim biraz doku takviyesiyle çöküntüleri düzeltme. Bunları daha çok şey yapıyor. Yüz germe ise daha az olarak. Ama ilerleyen yaşlarda belki düşünmeyecek. Tabii onu da yapıyor. Onu da yapıyor ama onun oranı çok daha az olarak şeylerde görünüyor erkeklerde. Bu kadınlarda daha fazla o yüz germe. Evet. Hepsini konuşmaya devam edeceğiz. Önce kısa bir aramız var izninizle. Bizim kadınlarımız reklamlardan sonra Onur Erol'la devam edecek. İyiye değil, en iyiye sahip olmak için. Next, Next Star. Adana
Adak Tablo Catering sektöründe 17 yıllık deneyime sahip olmakla birlikte kurumsal anlamda hizmet anlayışıyla firmaların beklentilerini karşılamaya odaklanmıştır. Adak Yemek Catering dilediğiniz açılış, kokteyl, kutlama, yemek ve organizasyonlarınızda hizmet vermektedir. 0212 475 81 96 1. Cebeci Yolu 2496 Sokak numara 21 Sultan Gazi. Cem Vakfı tarafından 27-31 Ocak 2010 tarihlerinde Suriye'ye gezi düzenlenecektir. Şehitler Şahı Pirimiz Hazreti Hüseyin Efendimizin mübarek başının bulunduğu makam, İmam Zeynel Abidin Ziyaretgahı, Seyit Nesimi Türbesi, Hazreti Ali Efendimiz ve Fatıma Anamızın kızları Seyide Zeynep Anamızın türbesi, Hazreti Hüseyin Efendimizin kızları Rukiye Anamızın türbesi, Kırklar Mağarası, Hamidiye Çarşısı, Halep Kalesi ve Çarşısı ziyaret edilecektir. Tüm halkımız davetlidir. İrtibat telefonları 0212 451 84 14 451 84 19. Kitabı yazıyorum dediğimde cevap olarak söylemiştim. Kızım Zeynep için otobüsteki tanıma fırsatını bulamadığım küçük kız için ve kayıtsız şartsız Atatürkçü olan arkadaşım Erhan için. Erhan'ın sevdiği adam mutlaka benim de sevdiğim adam olması gerekir demiştim kendi kendime. Ve onun için yazdım bu kitabı. Kızıma benim tanıdığım Atatürk'ün dışında bir Atatürk'ü tanıtmak istediğim için yazdım bu kitabı. Bir de otobüste neden Atatürk hiç görünmüyor, anne diye soran o tanımadığım, bilmediğim küçük kıza Atatürk'ün gülen tarafını göstermek için yazdım bu kitabı. Ve okudukça, yazdıkça daha çok tanıdım ve daha çok sevdim Atatürk'ü, Atatürk'ümüzü. İnanıyorum siz de tanıdıkça daha çok seveceksiniz Atatürk'ü, insan Atatürk'ü ve Atatürk'ümüzü. Sevgi ve muhabbetle kalın. Dikkat! Habercem yeni adresinde. Habercem.com.tr. TR'yi unutma. Saçın başını yoluyor. Diyorsan nelerde onu kaçırıyordum. Ekonomiye farklı bir pencereden bakan hayat ve iktisat programı. İşsizlik konusuna tekrardan geri dönmek istiyorum. Dönüyoruz, dolaşıyoruz. İşsizliğe tekrar geri dönüyoruz. Her çarşamba saat 20'de Cem TV ekranlarında sizlerle. Ben Cem Murat Topluoğlu. Her çarşamba akşamı İnsan Hakları'nda Gri Alanlar programında beraberiz. Ali Haydar Timisi'nin hazırlayıp sunduğu Anadolu'nun 7 renginde bu hafta. Senin baban karşı köyün hocası. Ali Haydar Timisi'nin hazırlayıp sunduğu Anadolu'nun 7 rengi Cuma akşamı Cem TV'de. Evet, bizim kadınlarımız reklamların ardından devam ediyor. Konuğumuz estetik cerrahi uzmanı Onur Erol.
onunla birazcık estetiğin hem sağlık yönünü hem güzellik yönünü hem de biraz magazinsel kısmını konuşuyoruz. En son ameliyatsız güzellik dediniz. Ben bunu size sormak istiyorum. Hani birazcık daha açalım. Biz evet duyuyoruz ameliyatsız güzellik. Ama ameliyatsız güzellik tam olarak ne demek? Efendim şimdi ameliyatsız güzellik hani bir kesiği olmadan bir şeyler yapmak demek. Bunun içinde daha önceleri çok sağlıksız işler yapılıyordu insanlar. Ne oluyor? Her şeyden bir medet umuyor. Güzelleşecek kremler sürüyorlar, başka şeyler yapıyorlar. Neler neler yapıyorlar. Bir arada böyle yabancı maddeler, silikonlar sıkılıyordu. Hatta bunlar böyle hiç ilgisiz yerlerde, bodrum katlarında bile yapılabiliyordu. Bunları sonuçlarıyla gelen ağlayan çok hasta gördüm ben. Bunları daha düzenli bir yere taşımak ve insanların illa ameliyat olması gerekmiyor. Yani ameliyatsız da acaba sağlıklı neler verebiliriz bu kişilere diye. Uzun seneler kafa yordum ben buna ve bunun başlangıcını da yaptım. Ve ameliyatsız güzellik olarak neler olabiliyor? Hani bir incelme olabiliyor mu? Bir yüzde gençlik olabiliyor mu? Ve bunu daha iyi, uygun bir şekilde merkez olarak kurduk. Bu güzellik merkezlerinin açılımı bu şekilde oldu. Hiç olmazsa burada bir uzman hekimin denetiminde ve kendisinin de bu işleri yaparak bu kişilere bir şeyler yapabilmesi. İşte bunlarda neler olabiliyor? Zararsız dolgular olabiliyor. Hyaluronik asit. Onun dışında ben hiçbir şeye isim vermiyorum. Zararsız dolguların dışında botoks olabiliyor. Gene o FDA onaylı olması lazım. Cilt bakımı olabiliyor. Epilasyon olabiliyor. Lekelerin çıkarılması oluyor. Bu lekelerin çıkarılması lazerlerle meydana geliyor. Evet, lekeler derken güneş lekesi olabilir. Sivilceden sonra kalan lekeler. Tabii doğuştan olan lekeler de olabiliyor. Bütün bunlara ameliyatsız lazer çözümleri geliyor. Bu lazer çözümleri derken bunların da teknoloji olarak seçimi gerekiyor. Bu seçim de gene FDA onaylı aletlerin tercihi daha uygun oluyor. Neden? FDA çok zor veriyor bunlara ruhsat. Epey bir araştırıyor. Kimi koruyor? İnsanı koruyor. Sağlığımızı koruyor. İşte o sağlığımızı en çok hangi müessese koruyorsa ben de o FDA onaylı aletleri muhakkak seçerek buralara getirtiyorum. Bunların yanında neler oluyor? Mesela medikal LPG, yoksa hani görüyorsunuz LPG yapılıyor filan diyor ama onlar medikal değil çoğu. Medikal tıbbi şeyler var, LPG'ler. İşte Silimap dediğimiz hem kasları kuvvetlendiren hem yağları eriten. Termaj var. Termaj hem cildi gerdiren hem de vücutta da gene sarkmaları, karında mesela gevşemiş, onları toparlayan. Hele şimdi yeni modeli geldi ki bunun daha ağrısı hemen hemen çok az fakat etkisi daha fazla olan bir alet. Bunlar da o kişilerin yağlarını eritme. Selülitleri var. İşte liposakşın istemiyor. Bütün bu aletlere giriyor. O selülit dediğimiz hani portakal kabuğunu en iyi tedavi eden, radyo frekans dalgalarıyla çalışan bir bellet diye bir şeyimiz var, alet. Bakın epey bir şey oluyor değil mi? Spor salonuna rağmen spor salonundan çıkıp ne oluyor? Bu bölgelere gelip bu şeyleri, tedavileri görebiliyor. Bu arada tabii ki cilt bakımını da ihmal etmemek gerekiyor. Cilt bakımı da bir temizlik. O bölgedeki canlı şeyleri, ölü dokuların alınıp canlı dokuların ortaya çıkmasını sağlamak ve o dolaşımla güzelliği sağlamak. İşte biraz da oksijen terapi. Bunlar hepsi nedir? Ameliyat olmadan yapılan işlemler. Ne zaman ameliyat başlıyor? Bu sefer bunlarla yeterli sonuç alınamıyorsa o kişi o zaman aynı zamanda ameliyat içinde geliyor. Ama bunlarda da şimdi artık trend değişti. Sen kocaman ameliyatlara gitmeden ne oluyor? Demin sözünü ettiğim bir kaş asma, bir yanak asma ki benim yöntemim değişik, bunlar da uzun seneler sürebiliyor. Bende de vardır kaş asma. Ben onu soracağım. Evet, estetik erkek dedik ama siz de yaptırdınız tabii, değil tabii, mi? Tabii. Hem çok oldu yani 14 sene oldu. Kaş asma oldu ki. Ha ne oluyor benim yüzümde 14 senede bir gevşeme olmuyor mu? Oluyor ama bu kaşı indiremezsiniz aşağı. Herkese gepegenç kızda bakın. Gepegenç bir insanda bu kaşı böyle ittirin aşağı iner. Evet. Gözün üstüne iner. Bu inemez. O çünkü askıda. Neye mani oluyor bu?
bunun mani olması gravitiye mani oluyor. Yani yer çekimine. Evet. Yer çekimine ne oluyor? Buraları biraz gevşediyse üstüne düşüyor. Değil mi? Bütün o gevşeme. Onları işte çok zor bir işlemi. Ben şimdi çok merak ettim. Asma falan dedin de çok zor bir işlemi. Çok basit. 10 dakika. 10 dakika sürüyor. 10 dakika. Hani iki iğne deliği şurada kaşın üstünde, iki iğne deliği saçın içinde ve yatarken zaten mesela kaşlarımız yukarıda olur. Yani kendiniz de denin, herkes denesin. Yatsın, aynaya baksın, kaşlar yukarıda olur. Neden? Çünkü yer çekimi evet. Yok. Değil mi? İşte o şekilde kaşın tespitidir bu. Ama dokudan alarak tespit. Bir de iplikler çıkarıldı. Onlar maalesef bırakıyor kendini. Onlar bırakıyor ama benim bu yöntemimde bırakmıyor. Yanak asma da öyle. Demek ki küçük dokular bile buna da minimal invazif diyoruz. Yani minimal. Yani bu da ameliyatsız güzelliğe girebilecek bir evet. grup olabiliyor. Çok basit bir şey. Çok basit bir şey. Tabii bütün bunlar söylediğimiz insan sağlığını koruyacak ve ona zarar vermeyecek yöntemle. Şimdi öyle şeyler, akla almaz şeyler yapılıyor ki ortalıkta. O insanlara zarar veriyorsunuz. O insanlara zarar veriyorsunuz ve o zarar verdiğiniz insanlardan ne bileyim ben binde biri bana geliyor ağlayarak geliyor. Öbürleri belki bana gelmiyor. Ağlıyor nedir çarem diye ağlıyor. Onları üzülüyorsunuz. Hekim olarak üzülüyorsunuz. Onların yapılmaması lazım. Halkımızın dikkat etmesi lazım. Güzelleşeceğim diye kendilerini evet. berbat ettirmemeleri lazım. Muhakkak bilinçli gitmeleri ve araştırmaları lazım. Şimdi bu kadar şeyden bahsettik, hani tedavi yönteminden, ameliyatta ameliyatsız. Peki hiçbir şekilde estetikle düzelmeyecek problemler var mı? Ya da bu şekilde hastalarla karşılaşıyor musunuz? Hani siz ne yapsınız? Yapmak istiyorsunuz bir şey evet. ama maalesef o hastayı ya da gelen kişiyi düzeltemeyeceksiniz. İstediğini ona yapamayacaksınız ya da veremeyeceksiniz. Bunların içinde en kötüsü yanıklardır. Şimdi ben ders verirken talebeye yanıklı hastanın tedavisini gösterirdim. Çok bulunmazdı onları yönlendirmek bakımından. Evet. Şimdi öncesi sonrası ne kadar düzelmiş. Peki öncesini kapayalım sonrası gene tam yine normal. Kötü. Tam normal değil. Ama eskiye ağır göre yanıklar değil mi tabii, bunlar? Eskiye göre çok büyük fark var. Eskiye göre çok kurtarmışsınız insanı. Ama pırıl pırıl aynı dokuyu, hani hiç bozulmamış bir dokuyu elde etmeniz maalesef imkansız. Ona ancak yaklaşmakla uğraşıyoruz. Şimdi günümüzde bunlarla da ilgili tabii ki çok ilerlemeler oldu. Örneğin bundan kaç gün önce, geçen hafta İngiltere'de Katie isimli bir, belki duymadınız onu, Vatan Gazetesi'nde çıktı bu pazar o. Duymuşlar geldiler hemen. İngiliz 4. kanal, Channel 4. Bu hastayla ilgileniyor. Orada 2 sene ne yapmış? Oradaki İngiliz doktor buralara deriler koymuş, yapmış. Bundan sonra daha güzelleşmesi için o İngiliz doktor beni tanıyor. Ameliyatlarımı seyretmeye geldi. Çok birkaç kez geldi. Hastayla birlikte buraya geldiler. Buna ne yaptık? Buna yağ grafti koyduk. Yağ grafti ama artık kendi kanından da bir hormon elde edip aynı anda bu yağ greftinin içine koyuyoruz ve bu yanık derilerinin veya aşılanmış derilerin altına ince ince tabakalar veriyoruz. Bu ne yapıyor? Oraya bir canlılık, oraya bir gene normal bir deriye yaklaştırma işlemini yapıyor. Nasıl yapıyor bunu? Kök hücre. Demek ki kök hücrenin çok önemi var. Yağda biliyorsunuz kök hücre olduğu çok ispatlanmış durumda. Bir de o hormonu da elde ona koyarsanız kök hücre potansiyelini arttırdığı için işte o yanıklı kişide, şimdi ben çok hastada, Türkiye'deki birçok hastada aynı şeyleri yapıyorum. O yanık derisini bayağı o kösele gibi deriyi daha yumuşacık, daha taze, daha normale yakın bir deri haline sokuyor. Tabii ama devamlı oralara ve 3 kere, 5 kere, 10 kere bazen ne yapmak lazım? O oralara bu ilaçları, şeyleri, dokuları vermek lazım. Bunun yanında Fraxel diye bir lazerimiz var ki, mesela o İngiliz kişiye o da yapıldı. O Fraxel de o lekeleri, sertlikleri yumuşatıyor. O yalnız onlar için değil, güzellik için, lekeler için, ince kırışıklık, kolajen için, o da çok büyük bir canlı. Demek ki o aletin
değişik şeylerinle ayarlarını evet. yaptığınız zaman değişik farklı şekilde. Yerlerde faydalanabiliyoruz. Tabii tabii faydalanma hı-hı. olabiliyor. Hı-hı. Demek ki en zor şey sorduğunuz yanıklar. Yanığın tedavisi hı-hı. maalesef. Herkese Allah korusun öyle bir şeyden. Evet. Siz seyircilerimize, izleyicilerimize fikirler verdiniz. Biz bir de bizim kadınların cin fikirleri var. Ona bakalım bugün ne cinlikler düşünmüşler. Kahvenin zamanla tadı bozulur. Bayat bir kahve ikram sırasında sizi zor durumda bile bırakabilir. Bunu engellemek için kahve kavanozuna 2-3 adet kesme şeker atarsanız farkı görürsünüz. Evet, bunlar da bizim cin fikirlerimiz. Siz estetikte yardımcı oluyorsunuz, biz de püf noktalarında yardımcı olmaya evet, çalışıyoruz. Şimdi estetik bağımlılık yapabiliyor mu kadınlarda? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Size sürekli benim dudağım şöyle ama şimdi de böyle olsun ya da işte kaşımı birazcık daha kaldıralım, böyle çok kalkık olmadı mesela, bunlarla gelenler oluyor mu bağımlılık yapmış hastalar? Şimdi bağımlılık çok nadir bir olay. Bağımlılık bunu bana birkaç yerde de sordular. Ancak şöyle bir şey oluyor. Siz bir kuaföre gidiyorsunuz, güzelleşiyorsunuz. Hı hı. Ya hep gitmek istiyorsunuz. Evet. Veya makyaj yapıyorsunuz. Kuaförsüz olmak. Hep diye. Makyaj hep yapmak makyaj, istiyorsunuz. Evet. Şimdi güzel sonuçları gördükçe bu insanlar ben bunu da yapabilir miyim sorusunu sormaya başlıyor. Hı hı. O bağımlılık artık oraya yani o şeyi benimsemiş, oradan daha çok bir güzellik elde edebilirim şeyinle, imajıyla oraya ulaşan insanlar olabiliyor. Hı hı. Yani bağımlılık demek doğru olmuyor. Ama bunu aşırı derecede yapan kişiler psikolojik olarak bozuk kabul evet. edilen insanlar hı hı. olarak psikiyatride geçebiliyor. Ama bunlar nadir bir grup oluyor. Hı hı. Yoksa bağımlılık değil de daha çok ilgi diyelim ona. İlgi çekiyor. İlgi gösteriyorlar. Güzeli buldukça aman bunu da yapabilir miyim ilgisi oluyor. Şimdi biz biraz önce hani eğitim seviyesi yüksek, genelde hani yöneticiler, büyük şirketlerde çalışan kadınlar ve erkeklerden bahsettik ama özellikle sizin söylediğiniz bir şey var. 2007'den beri taşralı kadınlar demişsiniz. Onlar bile artık onlar da estetiğe ilgi duyuyor. Hani böyle illaki de bir yerde çalışması gerek değil. Bayan evde oturuyor, ev hanımı. Tabii, ama tabii. bakıyor aynaya, burnunu beğenmiyor. Evet, ev hanımı da geliyor, artık estetik yaptırıyor demişsiniz. Zaten çoğu öyle. Hı-hı. Hani zaten bunu bir gruba bunu yaymak doğru değil. Halk arasında zannediyorlar ki sanatçılar bu işi oluyor. Evet. Efendim sanatçı, bir tane sanatçı. O sanatçı olduğu için medyada çıkıyor. Hı-hı. Yoksa herkes o birse, evet. o tabii efendim, o birse asıl grup binlerce ev hanımı dediğiniz gibi öğrencisi, meslek grubu, varoşlarda olan kişiler. Maksat bu tercih efendim. Hı hı. Bu tercih. Acaba herkes yaptırır mı? Bu tercih. Kimisi diyor ki ben para biriktiririm diyor. Bir ev almak için para biriktiririm. Elbisem için para biriktiririm. Değil mi? Herkesin evet. bir şeyi var. Bir hürriyeti evet. var. Birisi de diyor ki benim için hiç önemli değil. Ben kendime yatırım yapacağım. Evet. Kendime yatırım yapacağım. Bu sadece güzellikle ilgili değil ki. Eğitimle de ilgili. Evet. Güzellikle de ilgili. Evet. O tercihini ona göre kullanıyor. Ve o tercihe göre de bütün birikimini yapıyor. Bunu yurt dışında da böyle. Hı hı. Örneğin bir sekreter pırıl pırıl zekası var, birikimi var ama yaşlanıyor ve o taze görüntüyü veremediği için ne yapıyor? Bir puan kaybediyor hı hı. iş yerinde. Halbuki de çok şey, zinde, kafası zinde. Evet. Ne yapıyor? Kendini görüntüsünü ne yapıyor? Güzelleştirmek için ameliyat oluyor, hı hı. estetik ameliyatı oluyor. Hem kendine güvenini artırıyor hem de etraf olarak bakıyorsunuz. Evet. 60 yaşında kadın sanki 35 hı hı. yaşında gibi gözüküyor değil mi? Evet. Bunlar tabii ki güzel şeyler. Evet, çok önemli evet, çünkü tabii. artık gazetelerde iş sayfalarına, eleman aranan sayfalara bile baktığımızda artık kendine güvenen, işte bakımlı, görünüşüne özen gösteren bayan personel aranıyor diye ilan veriliyor artık. Şimdi bunda bir yanlış var gibi düşünülse de hı hı. şöyle bir durum var, bakınız. Neden böyle ilan veriliyor? Çünkü pozitif enerji vermesi lazım karşısındakine. Hı hı. Bu pozitif enerji neyle olur? Bir, pırıltıyla olur. Bakın hı hı. en önemli onun üstünden giriyorum. Sevgiyle olur. Evet. İki,
o kişinin dinç görünmesi ve hoş görünmesiyle olur. Hı hı. Ve davranışlarıyla olur. Onun için arıyor bunu firmalar. Hı hı. Ne yapsın? Çünkü o müşteriyi ancak onunla yapabilir. Evet. Yoksa surat asan, çok depresif, kendinde değil. Ne yapıyor? Oraya giden kişi zaten oradan uzaklaşmaya çalışıyor. Hı hı. Gidin bir şeye bakın, bir alışveriş merkezine. Sizinle ilgilenen bir kişi size almayacağınız malı bile aldırtıyor adeta içinizden girip, değil mi? Ben bunu, hı hı, çok duyuyorum. Hı hı. Ama birileri var ki almaya gidiyorsunuz bir şeyi. O kadar şey ki. O kadar suratsız ki Allah'tan vazgeçiyorsunuz. Vazgeçiyorsunuz. Yani bunu çok görüyoruz. Evet, yani yaşıyoruz. Ne için yaşıyoruz? O bakımdan insanların, çalışanların, çalışmayanların bu pozitif enerjiyi muhakkak kullanması lazım. Hı hı. Herkesin, her mesleğin veya ev hanımının, hı hı, ev erkeğinin, neyse iş erkeğinin. Hı hı. Bütün herkesin bunu kullanması lazım. Siz şimdi bizim ülkemizde, Türkiye'de tanınıyorsunuz ama sizin uluslararası yaptığınız işlerde de adınız çok duyuluyor, biliniyor. Öyle ki kongrelere gidiyorsunuz ve kendi ameliyat tekniklerinizi orada gösteriyorsunuz. Bu nasıl bir duygu? Bir Türk doktor olarak diğer ülkelerde bu şekilde insanlara konferanslar, seminerler vermek? Şimdi efendim, o çok büyük bir duygu gerçekten. O insana büyük bir gurur ve şey veriyor. Evet. Sizi, içinizi yüceltiyor. Hı hı. Bakın, yani burnunuzu büyütüyor demiyorum. İçinizi yüceltiyor. Şöyle ki, bir, kendinizin neler yaptığını orada gösterebilmekle birlikte en önemlisi ülkenizi temsil ettiğiniz için, hı hı, bir gurur verici bir şey oluyor. Ve her o yaptığınız işlemden sonra sizden bahsedilirken, kim bu? Mesela arkadaşlar gidiyor, aa ben Türkiye'denim deyince ne oluyor? Aa işte Turkish Delight, hı hı, Onur Erol, evet, diyor. Efendim işte Onur Erol veya başka bir kişi varsa o ülkeden, neyse, onun ismi ortaya, evet, çıkıyor. Ne oluyor arkadaşlar? Çok büyük bir gurur duyuyorlar. Ülkeniz de tanınmış oluyor. Aa bak, Türkiye'de bu işler ileri. Hı hı. Bu sadece bir kişiyle de olmaz. Şimdi yeni başka genç arkadaşlarımızın da benim yanımda yer aldığını görüyorum. Bunun da sayılarının artması gerektiğine inanıyorum. Hı hı. Bu hem ülkemiz için çok fayda, hem kendimiz için çok fayda. Siz son olarak bir ödül aldınız. Tabii bugüne kadar birçok ödül aldınız ama son olarak bir ödül aldınız. Bir profesörün özellikle isminin verildiği bir ödül aldınız. Evet. Malignac. Evet, Malignac. Amerika'da Amerikan Plastik Cerrahi Derneği'nin kurucusu, evet, bir adamın adına verilen, evet, bir ödül. Ne oluyor? Burada bir 35 dakikalık bir konuşma veriliyor size. 35 dakikalık bir konuşma. Her ülkeden bir kişi seçiliyor. Her sene bir kişi seçiliyor ve oylarla seçiliyor. Benim de oraya seçilmemi sonradan söyledi. Oy birliğiyle almışlar. Hı hı. Beni davet ettiler. O da tabii ne oldu? Benim gene ülkemi tanıtmam bakımından, hı hı, ayrı bir şey, evet, oldu. Bir fırsat olmuş oldu. Hı hı. Ondan da tabii ki ülkem adına gurur duyuyorum. Evet, siz kendi adınıza, ülkeniz adına gurur duyuyorsunuz. Biz de siz oralarda bizim ismimizi duyurdukça, hem de böyle güzel şeylerle, biz de gururlanıyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun. Peki şimdi ben Onur Erol olarak size son bir soru sormak istiyorum. Özellikle sizin mükemmel kadın tipiniz ne? Şimdi burada şimdi herkes siz içeri girdi. Onur Erol geliyor, merhaba beni de güzelleştirin falan dedi. Sizin, yani siz diyor gelene kadar, makyajdan geçtiniz, stüdyoya gelene kadar sizi gören herkes işte bir şey almak istiyor, bir fikir almak istiyor. Sizin için mükemmel kadın tipi nedir? Ve Türkiye'de özellikle beğendiğiniz tek bir kadın ismi isteyeceğim ben sizden ve öyle de kapatalım. O sonuncu soruya hayır. Onu söyleyemem. Niye ben bir araya sıkıştırayım dedim. Birçok kadını beğeniyorum. Birkaç tane isim verin o zaman. Birçok yok, veremem. Bir tane isim verirsem olmaz. Ama mükemmel şu. Kendine bakımlı, evet, oranları iyi, natürel fakat hoş görünümlü, dinç ve pırıltılı insan. Hı hı. Çok önemli. Olabilir, kırışıklıklar olur. Onlar düzelebilir. Ama pırıltıyı kaybetmemesi lazım. Benim için mükemmel kişi odur. Hı hı. Karizmayı vermesi lazım. Ondan sonra o bozukluklar da varsa onları zaten da düzeltebilirsin. Ama yine kendi yüzüne göre olan bir mükemmelliği aramamız lazım. Hı hı. Kendimizde aramamız güzelliği, hı hı, lazım. Hı hı. Kendimizde. Biliyorsunuz bunun felsefesi de var. Evet. Bu felsefeyi
bu TV daha da güzel bilir. Hülya'm Çay güzel mi? Tabii herkes kendine göre güzel. Türkiye'nin en güzel kadını olarak biliniyor. Onu söyleyemem. Tamam, hayır, peki sizden ben alamayacağım hiçbir şekilde isim. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bizim kadınlarımızda çok güzel bir programa imza attık sizinle beraber. Çok gurur duyduk. İnşallah başarılarınız uluslararası devam eder. Sizin adınızı çok çok yine yeni tekniklerle, yeni işlerle duyarız. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim efendim, sağ olun. Bizim kadınlarımız yine sona erdi. Yarın yine aynı saatte saat 10'da sizlerle birlikte olacağız. Biz buradayız, sizi de bekliyoruz.